Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Şimdi insülin ihtiyacımız hiç şeker hastası da olmasak, vücudumuz kendi 30-40 ünite insülini biz o yediğimiz gıdaları tolere edelim diye harcıyor. Şeker hastası niye oluyoruz? Bu insülin yetersiz kaldığı için. Biz hastalarımıza günde bazen bir kere, bazen iki kere, bazen üç kere, hatta bazen dört kere, hatta bazen beş kere insülin veriyoruz. Bunda amacımız ne? İnsülini her saati normal, şekeri normalde tutmamız. Şimdi tabii ki şekeri ben yaparım, iyidir, yapmam diye bir şey yok. Hekim eğer üç kere dediyse üç kere yapacak. Dört kere dediyse dört kere yapacak. Ama burada unutmayacağız ki insülini de yaparken yemeğimizi yiyeceğiz yani aç kalmayacağız. Ama onun diyeti belli bir ölçüde kaloriyi ona göre 1200-1400 artık o doktorun uygun gördüğü kaloriye göre yemesi lazım. İnsülin kullanan hastalarımızın da çoğu şeyini yani insülini bırakmaması lazım, kullanması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen bir arkadaşımın kızı geldi. Obez. Yani evet. Bayağı obez. Şekeri 400 civarı. İdrarda da şeker çıkıyor. Bir ay insülin verdim ben ona. Şimdi şu anda ikinci aydayız. Hapı bile kestik. Niye? 40 kilo vermiş. 40 kilo verince insüline ihtiyaç kaldı. Ne? Şekeri. Bunun şekeri ne? Genetik de olabilir ama asıl nedeni kilo. Evet. Kiloyu halledince çocuk 22 yaşında. Şu anda hap da kullanmıyor, insülin de almıyor. Şekeri de normal, 3 aylık şekeri de normal. 2 evet. ay içinde. Burada demek ki doktor hasta ilişkisine kurallara çok iyi uymak gerekiyor. Tabii. Bütün sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ama bakın sizler de kendiniz diyorsunuz. Bazen ihmal edip atlatıyorum ama değerli hocalarım diyor ki iç hastalıkları uzmanı Doktor Mecdi Ergün'e yılların tecrübesi değerli hocam da aman dikkat kurallara uymalısınız. Atlamak çözüm değil, ileride büyük sıkıntılara da yol kesinlikle açabiliriz değil mi hocam? Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.